Mart-Nisan aylarında bir yükseliş gördük. Yaz döneminde biraz daha hani insanların açık ortamda bulunmasıyla hasta sayılarımız düşmüştü ama bu son özellikle bir ayda tüm Türkiye genelinde ciddi bir vaka sayısında artış mevcut. Bu da tabii ki hani havaların soğuması, insanların daha kapalı bölgelerde bulunmasıyla alakalı. Temaslarını hani mesafelerini daha az ayarlayabiliyorlar. Bu nedenle vaka sayımızın arttığını düşünüyorum. Ayrıca şöyle bir durum var. Kışın gelmesiyle birlikte beraberinde gribal enfeksiyonlar, nezle ya da işte buna benzer semptomlar da başladı. Bu da tabii hastalığın karışmasına neden oluyor. Çünkü Covid'de ön planda bir solunumsal semptomları bekliyoruz. Bu nedenle vaka sayısının, hani başvuran sayısının arttığını söyleyebiliriz. O yüzden hani benim kişilerden öncelikle beklentim şu yönde. Nezle, grip tarzı semptomlarıyla daha ilerisi olan nefes darlığı, ateş, öksürük gibi semptomları ayırt edebilmeleri. Tabii ki maske, mesafe ve el hijyenine çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu dönemde insanlar daha kapalı ortamlarda oldukları için havalanma, temiz havaya ulaşma imkanları az. Mümkün olduğunca kapalı mekanlardan uzak durmak, özellikle AVM'lerde ya da marketlerde minimum süre geçirmek daha etkin olacaktır. Bunun dışında da el yıkama ve maskeden kesinlikle vazgeçmemek gerekiyor. Ya şu an için aşının ortaya çıkarılıp tamamen uygulanmaya geçilmesine bir süre var. Yaklaşık önümüzde bir 3 aylık bir kış dönemi var. Bu durumda insanlar normal beslenme olarak, uyku olarak ne yapmalılar lazım? Kesinlikle doğru bir soru. Şöyle, kişilerin bağışıklık sistemlerini motive etmeleri gerekiyor. Yani kendilerini fazla yormamaları, olabildiğince sağlıklı beslenmeleri, mümkün olduğunca düzenli uyumaları gerekiyor. Kişilerin akşam uykularını güzel aldıktan sonra sabah dengeli bir kahvaltıyla güne başlamalarını öneriyoruz biz her zaman. Bol sıvı tüketimi, bu özellikle su olmalı, kahve, çay gibi değil ama su tüketimini çok belirgin arttırmalıyız. C vitamini, meyve ve sebzeden zengin bir diyet her zaman önerdiğimiz durum. Çünkü bağışıklık sistemi eğer güçlü olursa hastalığa yakalansalar dahi hafif atlatıyorlar. Hani kişinin bu yüzden dinlenmesine ve beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Peki hocam, yine bu bir ay içerisinde artan vakalara göz önüne aldığımızda size başvuranlar nereden kaptığını, yani hala doğum günüdür, ziyaretlerdir, oturmalardır bu şekilde gelenler oluyor mu? Maalesef. Hani bir sosyal bir toplumuz. Ülkecek sosyalleşmeyi seviyoruz. O yüzden de özellikle kış aylarının girmesiyle ev ziyaretleri, evde işte toplantılar, günler, çaylar birazcık arttı. Aslında insanlarımız bilinçlendi ama maalesef hala bu tür temaslar mevcut. Onun dışında kış, yaz döneminde yaşadığımız düğünler, hani o tür etkinlikler kalmadı ama kısıtlamaların gelmesi insanları birazcık alert etmeli. Şöyle, hani sokağa çıkamıyor olabilirler ama bunu apartman içerisinde, bunu komşularıyla etkinlik haline getirmemeleri gerekiyor. Yani devletin, Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine çok sıkı bir şekilde uymak gerekiyor. Çünkü zor bir kış bizi bekliyor. Önümüzdeki 3 ay çok yoğun bir durumla karşılaşacağız bu virüs yükü konusunda. Tüm dünyada bu böyle. Hani Türkiye'ye özgü değil. O yüzden kısıtlamalara ve önerilere mutlaka uymaları gerekiyor. Evet. Hocam, son olarak geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki bir genç koronavirüsten öldü, ortaya çıktı. Aslında toplumda şöyle bir şey var, çocuklara bir şey olmuyor şeklinde ve çocuklar büyüklerine teslim ediliyor, anne babalar. Bu gerçek bir olgu mudur? Çocuklar süper taşıyıcı diye biz biliyoruz. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Kesinlikle haklısınız. Çocuklar süper taşıyıcı olarak isimlendiriliyor. Çoğu zaman çok az hafif semptomlarla geçiriyor ama ailelerine bunu bulaştırıyorlar. Özellikle evde yaşlı anneanne, babaanne, dedeler varsa bu çok sıkıntılı bir hal alıyor. Ayrıca çocuklarda da artık farklı semptomlar, MISC-C denilen semptomlar, o sendromlar tanımlanmaya başladı. Türkiye'de de 100 üzerinde bu şekilde vaka var. Artık hani çocuklar için de çok masum olduğunu söyleyemeyiz. Dikkatli olmak gerekiyor. Hastalık söz konusu olduğunda çocukları da sıkı takip etmek, onların da güzel beslenmesini, dinlenmesini sağlamak gerekiyor. Az önceki MISC dediğiniz belirti tam biraz daha orayı açabilir misiniz hocam? Aslında bu biraz pediatri, yani pediatrik enfeksiyoncuların konusu. Ama şöyle, bu COVID geçiren pediatrik yaş grubunda, özellikle 14-15 yaş grubu altında görülen bir sendrom. Şu şekilde tanımlandı. COVID'i geçirdikten yaklaşık işte bir aylık süre zarfında yeniden karın ağrısı, ishal benzeri ve sonrasında ilerleyerek organ yetmezliklerine neden olan bir tabloyla pediatrik yaş grubu hastaneye başvurdu.
başvurabiliyor. Bunlar da çok detaylı farklı tedaviler de uygulanmaya çalışıyor şu anda. Şu an için başarılı gidiyor ama çocuklarımızı biraz yıpratıyor uzun süreçte.